Sevgili kardeşlerim, hayatın içinden çok güzel bir hikayeyle karşınızdayım. Yaşanmış hikayeleri daha çok seviyorsunuz. O yüzden kanalda yaşanmış hikayeler, hayatın içinden öykülere daha ağırlık vermeye çalışıyorum. İşte onlardan bir tanesini şimdi sizlerle paylaşacağım. Hikayemize geçmeden önce sizden ricam, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Videolarımız yüklendiğinde hemen haberdar olmak için bildirimleri aktif edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Evet, Affet Babacığım isimli bir kısayla, hikayeyle huzurlarınızdayız. Evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma anında eşi bütün ipleri artık koparmıştı. Hani bağlar koptu derler ya, öyle bir an oldu. Eşi dedi ki o gün, ya ben giderim ya baban dedi. İkimizden biri bu evde kalmayacak diyerek res çekti. Adam şok oldu birden. Tabii eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendini seven bir eşi, bir de çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı. Ve hala onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Babasını yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipindeki dağ evine götürecekti. Haftada bir uğrayacak, ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylece eşiyle bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasına lazım olan bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı, kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu, baba dedi, ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Biraz da ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular. Kara kışın tam ortalarıydı. Korkunç bir soğuk vardı. Kar, tipi, soğuk yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Oğlu sürekli babasına baba baba nereye gidiyoruz diye soruyor ama bir türlü cevap alamıyor. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adam gizli gizli gözyaşı döküyor. Ama oğluyla torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Barakanın bir köşesini temizledi, hazırladı. Arabadan yüklendiği yatağı oraya itinayla serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En son da babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. Tipi adeta barakanın içinde hissediliyordu. Yani barakanın etrafında fırtına var. Sesler, rüzgar sesleri adeta barakanın içine giriyor. Çaresizlik içinde babasını izledi. Adam soğuktan tir tir titriyor. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir bir yorganla birkaç battaniye getiririm dedi. Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi. O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak saplanmış gibiydi.
yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gururu incinmişti. İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Oğluysa olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsızca dedesinden ayrılacak olmanın verdiği üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına eğildi, yanaklarını öptü, ellerini öptü, öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Buna mecburum baba der gibi baktı babasının yüzüne. Oğlunun elinden tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler. Oğlunu yola çıktıklarında oğluyla ağlamaya başladı çocuk. Neden dedemi o soğuk yerde bıraktın dedi. Adam verecek hiçbir cevap bulamıyordu. Annen böyle istiyor diyemiyordu. Bir süre sonra baba dedi, sen yaşlanınca ben de seni buraya mı getireceğim diye sordu. Sorunca adamın dünyası başına yıkıldı. O sorunun yöneltilmesiyle beraber deliler gibi çevirdi arabayı. Baraka'ya ulaştığında beni affet baba dedi. Beni affet. Babasının boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı sarılmış çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. Baba beni affet diyordu. Sana bu muameleyi yaptığım için beni affet. Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı verdi. Geri geleceğini biliyordum yavrum dedi. Ben buraya gelip beni alacağını biliyordum dedi. Evet çok ağrıma gitti buraya koyman ama geri gelip beni buradan alacağını biliyordum. Ben babamı dağ başına atmadım ki sen beni atasın. Beni burada bırakmayacağını, bırakamayacağını biliyordum aslan oğlum dedi. Peki çok zor bir soruyu soracağım size şimdi. Cevabını vermek çok zor. Bir tarafta babanız, bir tarafta eşiniz. Siz arada kalsanız, sahi siz ne yaparsınız? Cevaplarınızı yorum kısmına yazın. Bakalım ne cevaplar gelecek. Allah'a emanet olun.